Efendim herkese merhabalar. Spin avcılığının olmazsa olmazı maket balıklar. Şu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. Ya da şu şekilde. Hani. Fakat biz bunları kayalık meralarda atıp çekiyoruz. Kayalara vuruyorlar. Kumsallarda çekiyoruz. Kumlar sürtüyor. Boyalarına zarar veriyor. Taşlık alanlarda atçek yapıyoruz. Çekerken son düzlükte taşlar boyalarına zarar veriyor. Ya da dişli bir balık, örneğin barakuda gibi, buna asıldığında boyalarına zarar veriyor. Peki, bu pahalı malzemeleri biz nasıl koruyacağız? Bunun bir yolu var. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Buyurun. Evet, ne dedik? Maket balıklarımızı taşlardan, kayalardan, kumlardan ve balıkların dişlerinden koruyacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Hangi malzemeleri kullanacağız? Şöyle birazcık bahsedeyim. Şimdi ben kadens taş vernik kullanıyorum arkadaşlar. Taş vernik kullanmamın sebebi güneş ışınlarına çok daha dayanıklı olması. İsterseniz farklı bir marka kullanabilirsiniz. Yani bunun çok bir önemi yok. İnternette bir sürü bunun örneği var. Taş vernik olmasına önem gösterin. Yeterli. Fakat şöyle bir püf nokta söyleyeyim size. Bunu bir kere uygulamak yetmiyor. Bu uygulamayı yaptığımızda 7 saatte ortalama 6-7 saatte kuruyor. Bu uygulamayı 4 kez tekrarlamamız gerekiyor. Onu belirtmek lazım. Yani 4 kez bu uygulamayı tekrarladığımızda 3 de olabilir bu. Fakat ben garanti olsun diye 4 kez tekrarlıyorum. Bu maket balığın üzerinde cam şeklinde bir yapı oluşuyor. Yani bu kayalara herhangi bir şekilde sürtmesinde zarar görmüyor. Balığın ısırmasında zarar görmüyor. Kumlara sürtmesinde zarar görmüyor. Yani bunu mümkünse 4 kez uygulayın arkadaşlar. Ağırlıkta 1 gram kadar fark ediyor fakat aksiyonda hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Yani bunlar ciddi anlamda pahalı malzemeler. Mümkünse bunları korumaya çalışalım. Burada ekonomi çok önemli. Şimdi uygulamaya geçelim. Şu şekilde bir fırçamız var. Şöyle göstereyim. Yani bunların satıldığı yerlerde zaten bu var. Bunu kırtasiyede bile bulabilirsiniz. Çok basit bir fırça. Hemen şu şekilde açayım. Şimdi şunu şöyle aldık. Şuradan tutuyorum. Fırçamı batırıyorum. Şu şekilde fazlalığını alıyorum. Ve üzerine uygulamaya başlıyorum. Şu şekilde. Şu iğne takılan yerlerde bu fazlalık oluşacaktır. Bu kuruyunca çıt diye atıyor arkadaşlar. Yani ona kafanızı takmanıza gerek yok. Şimdi bunu yaptık. Şöyle. Şöyle. Şuradan bir kere geçiyoruz. Şuradan bir kere geçiyoruz. Bunu yaptık, uyguladık, bitirdik. Şimdi bunu kurumaya bırakmamız lazım. 6-7 saat kadar kuruması lazım bunun. Ben şöyle evdeki işe yaramayan elektrik kablolarından bir parça kestim. Tel kestim. Bunu misineyle de yapabilirsiniz. Bunu kurumaya bırakmamız lazım. Şimdi bunu buradan geçiriyoruz. Şu şekilde doluyoruz. Bunu bu şekilde kurumaya bırakacağız. Yaklaşık 6-7 saat sonra tam anlamıyla kuruyacak, taşlaşacak. Bunun üzerine bir kat daha atacağız. Tekrar kuruyacak, bir kat daha atacağız. Yani 3 ve 4. kattan sonra, yani 4'ü atmak zorunda değilsiniz. Ben biraz fantezi olsun diye 4'ü de atıyorum ama 4'ü atmak zorunda değilsiniz. 3. katı attıktan sonra bu maket balığın üzerine
cam şeklinde bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Bildiğiniz cam oluyor. Kas katı kesiliyor. Ne kayalardan, ne taşlardan, ne de balığın ısırmasından herhangi bir şekilde etkilenmiyor. Bu boyalar zarar görmüyor. Bu işlemi yaparken de iğneleri çıkarıp yaparsanız daha iyi olur. Çünkü bu şekilde astığımızdan dolayı iğneler aşağı sarkar. Burada bir iz oluşur. Bunu istemeyiz. Dolayısıyla iğneleri söküp yaparsanız daha iyi olur. Eğer benim vaktim yok iğnelerle uğraşmam, iğneleri sökmem diyorsanız da iğneler aşağı bakacak şekilde şuradan da bir tel takmanız lazım. Yani bu şekilde asmanız lazım. Bilginiz olsun. Ama ben rahat oluyor diye iğneleri söküyorum. Şu şekilde asıyorum. 6 saat sonra falan bu kuruyor. Kuruduktan sonra ikinci ve üçüncü katını atıyorum. Müthiş bir şekilde üzerine kaplama oluyor. Herhangi bir zarar görmüyor. Niye bunlarla uğraşıyorum? Arkadaşlar bu malzemeler hakikaten ciddi pahalı malzemeler. Yani tanesi bugün bir Duo'dan örnek vereyim. 150 lira 160 lira olmuş. Dolar kuru gittikçe artıyor. Her hafta bu malzemelerden alma gibi bir lüksümüz yok. Bunlara gözümüz gibi bakmak lazım. Neredeyse bir maket balık bugün bir spin takım fiyatına gelmiş. Dolayısıyla bu bakımları yapmak durumundayız. Hemen hızlıca bunu kenara bırakalım. Ve bir tane daha uygulayalım. Bunu aynı şekilde jiklere de uygulayabiliriz. Yani sadece maket balıklar için geçerli değil bu uygulama. Jikler için de aynı şey söz konusu. Hemen şu şekilde uygulamasını yapalım. Bir fırça darbesi yeterli. Yani tek bir batırmayla şu şekilde tamamını bunu kaplayabiliyoruz. Evet, bunu da kapladık aynı şekilde. Telini takalım. Sıkıştıralım. Ve bunu bu şekilde asıyoruz. 6 saat kurumaya bırakıyoruz. 6 saat sonra bir uygulama daha yapıyoruz. Tekrar 6 saat kurumaya bırakıyoruz. Son uygulamayı yapıyoruz. Yani 3. uygulamayı yapıyoruz. Ben dediğim gibi fantezi olsun diye 4 uygulama yapıyorum ama gerek yok. Yani 3'te bunun üzerinde bir cam tabakası oluşuyor. Ve müthiş bir koruma sağlıyor. Aynı zamanda ekstra bir parlaklık da sağlıyor. Bu şekilde maket balıklarınızı, jiklerinizi, bu pahalı malzemeleri, bu kıymetli malzemeleri koruyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi avlar diliyorum. Görüşmek üzere. Müzik